Ve herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ders çalışma günlüğü tarzında bir videoyla, en azından bir videoyla karşınızdayım. 2 haftadır video atamıyordum. Okulun ilk günü bile onu yükledikten sonra yok yani finish sala bitti. Video çekiyordum ama hiçbir şekilde beğenmiyordum. Yani cidden hiçbir şekilde beğenmiyordum. O yüzden çektiklerimi de sürekli siliyordum. O yüzden artık bugün adam akıllı bir video çekeyim ve sizlere ileteyim, yollayayım. Paylaşayım istedim. O yüzden bugün böyle vlog, ders çalışma günlüğü böyle değişken yani bugünü benimle bir gün tarzına bir video haline dönüştürmek istiyorum. Bakalım. 7'den 11.30'a kadar falan sürekli yattım ve vampir günlüklerini izledim. The Vampire Diaries. Artık izlemeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Her YouTuber bir videosunda muhakkak bu şeyin adını geçiriyor. Herkes izlemiş. Ve ben sanırım geç kalmışım. Ben de arkadaşım sayesinde öğrendim ve şu an 3. sezon 11. bölümdeyim. Çok güzel, efsane güzel, muhteşem. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Artık La Casa'nın da 3. sezonu çıksın ve izleyelim. Yani ben çok merak ediyorum. Cidden çok merak ediyorum. Neyse. Şimdi yapacaklarımı söylüyorum. İlk olarak biyoloji ödevim var. Bir sayfa test. Şu kaynak olarak biyolojide bunu aldık. Test okul diye. Eğer siz de kaynak arayışındaysanız konu anlatımını soru bankası ama genel olarak genel olarak konu anlatımı içeriyor. Sadece ufak böyle 1-2 sayfalık testleri var. Öyle çok şey değil. Zaten hani başta da gösteriyor neler neler olduğunu. Onun dışında şöyle 2 derste sadece 2, 3 bir test var, onu saymayacağım. 4, 5, 5 sayfa işlemişiz. Bayağı işlemişiz. Bunları tekrar edeceğim. Bir de kelimeler verdi hocalar. Çoğunu biliyorum. Bilmediklerime bakacağım. Gözü gezdireceğim, ezberleyeceğim. Ve burada bir test var. O da ödevimizdi. Şöyle zaten 6 soru çok çok az. Hem tekrar etmişken hem de sıcağı sıcağına bu soruları çözeceğim. Bu kadar. Normal biyoloji kitabına bakmayacağım bile çünkü hoca bile bakmadı. Yani ben baksam mı? Ki ben MEB'in kitaplarını hiçbir şey anlamıyorum ama. Bu arada böyle bir defter aldım BİM'den. Çok hoşuma gitti. Kapağı efsane neşeli böyle pozitif bir şey bence. Çok güzel ve tam bir ajanda şeymiş gibi. Ama ajanda değil asla. Bunun için sadece coğrafya tekrar yaptığımı söylemiştim sanırım. Söylemiş miydim? Evet söylemiştim. Coğrafya tekrarını mesela böyle. Ben mesela böyle hani renkli renkli yazmayı seviyorum. Öyle diğer türlü normal düz yazıyı zaten yani siyah böyle. Pek aklımda kalmıyor. Anlamıyorum. Şöyle. Coğrafya ile başladım. Biyoloji özetini çıkarırım büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Bir de matematiğe çalışacağım. Matematik çünkü hem hoca kaynak aldırmadı. Bu ders kitabından, MEB'in kitabından çalışacağız. Ve ben hiç sevmiyorum. Tekrardan söylüyorum. Hiç sevmiyorum MEB'in kitaplarını. Ve çok karışık yani. Ve matematik konusu da zor zaten. O yüzden geride kalmak istemiyorum. Matematiği çalışacağım. Kadar. Neyse o zaman ben başlıyorum. Epey bir uzattım zaten. Biyolojiden başlayıp sonra matematik videosu izlerim. Çünkü matematiği okuyunca anlayacağımı zannetmiyorum. Böyle. Çok az biyoloji tekrar yaptım yani şu anda 1,5 sayfa özet çıkardım. Teste geldim. Testi çözeceğim. Bu arada ezan okunuyor diye ara vermiştim. Çünkü ezan okunurken daha doğrusu etrafımda bir ses olduğunda direkt dikkatim bozuluyor maalesef. Umarım üniversite sınavında da bu sorunla karşılaşmam. Umarım stres olmam. Bu arada aşağıda kardeşim bağırıyor. Neyse ben çalışmaya devam edeceğim. Nuri'ymişti. Bitti. Biyoloji sonunda bitti. Dışarıdaki sese rağmen bitirdim. Sadece kelimelerden anlamadıklarım var ve kelimeleri ezberlemem lazım. Onun dışında aslında konu çok da zor değil. Sadece biraz böyle
ezber gerektiriyor. Zaten önceki bilgilerimize dayanan bir kısmı var. Hatta bayağı bir kısmı var ama bir kısmı da yeni yeni kelimeler. Karyotip, kinetekor gibi şeyler. 3 sayfa özet çıktı. Şöyle göstereyim. Bu arada ben cidden renkli kalem kullanmayı çok seviyorum. Geçen sene kullandığımda ve ders çalışma günlüğü çektiğimde şey diye bir yorum almıştım. İlkokul gibi full defterini renkli kalemle boyamışsın diye bir yorum almıştım. Bu benim bu kapaktan da anlayabileceğiniz gibi hem sevdiğim bir şey hem de dikkatimi toplamama yardımcı oluyor. Hatta yani ben şu şekilde çalışıyorum. Yani bunları buraya döküyorum. Bu şekilde anlayabiliyorum. Bu arada bütün sene bu açıda duracaksınız büyük ihtimalle. Bütün kalem kutuma koyuyorum. Bu arada cidden ışık burada çok güzelmiş. Keşke videolarımı böyle çekseydim ama neyse. Bu arada ben odamın şeklini değiştirdim. Size onu hiç göstermemiştim. Bu arada bu da bitti. Bunu da kapatabilirim. Biyolojiyi bitirdim sonunda. Odamın şeklini göstereyim hemen sizlere. Çok büyük bir değişiklik değil ama cidden güzel bir değişiklik oldu. Yani ben sevdim ve yaklaşık 1-2 haftadır, 1,5 haftadır falan böyle. Değil mi? Bilmiyorum. Yatağım buraya aldım. Daha doğrusu yine buradaydı yatağım. Yatağımda bir değişiklik olmadı. Yatağım buradaydı. Normalde yatağımı camın kenarına istiyordum ama sığmadı odam. İşte komodinlerim falan dışarıda kalıyordu. O yüzden sığmadı yani. Yatağım böyle kaldı burada. Zaten iyi oldu. Hani telefonumun şarjı açısından falan priz de burada olduğu için yakın oldu. Böyle iyi oldu burada. Gardırobumu eski yerine aldım. Normalde şuradaydı ama buraya aldım. Bu da hani olumlu. Bunun burada olması beni çok olumlu etkiliyor. Nedense bilmiyorum ama bunun burada olması mutluluk veriyor bana. O yüzden yeri güzel şu anda. Onun dışında çalışma masamı camın kenarına aldım. Bu da benim için çok güzel. Kışın zaten bu kadar ses çıkaracaklarını düşünmüyorum. Umarım çıkarmazlar. Çıkarırsa çok kötü olur. Çıkarırlarsa çok kötü olur. Umarım çıkarmazlar ama çıkaracaklarını düşünmüyorum. Çalışma masam burada. Onun dışında burada küçük komodinim var. Üstünde okul kıyafetlerim yok. Okul kıyafetlerim yıkanmadı. İşte okulda işte beden dersine giydiğim, evde giydiğim eşofmanlarım falan filan var. Kirli olmayan, sadece bir kere giyilen şeyler. O yüzden onları katlayıp dolabıma tekrardan koyabilirim. Bir de çalışma masası. Bir de kendinizi görüyorsunuz. Aynam var böyle bu şekilde. Ha bu arada ajandamdan hemen tiklemeye başlayayım. hemen tikleyeyim. Hangi kaleme tikleyeyim? Kırmızıyla tikleyeyim, resmi olsun. Hemen biyoloji tekrar ve test kısmını şöyle tipledim. Bugün matematik tekrarı ve matematik testi de yapmak istiyorum. Bilmiyorum, biyoloji biraz bana ağır geldi. Ben bu kadar uzayacağını düşünmemiştim ama matematik tekrarı daha da uzayacak. O yüzden onun açısından biraz gözüm korkuyor. Gizem geldi. Şimdi hemen altımı değiştireceğim. Zaten ben de BİM'e gitmek istiyordum biliyorsunuz ki. Onunla birlikte hem böyle gıybet yapa BİM'e gideriz diye düşünüyorum. O zaman sonra görüşürüz. Sonunda noodle'ımı aldım. Masama oturdum. Noodle. Derseniz ben noodle diyorum. Normalde ben sebze çeşnidi olanını yiyorum. Spesiyel olanını yiyorum. Sebzeyi yemiyorum. Pardon yanlış söyledim. Ama bu sefer onu bulamadım. Onun yerine spesiyel artı dana etli mi öyle bir şey gelmişti. Ve öyle bir şey istemedim. Ve önceden de tattığım tavuklu olanı aldım. Tavuklu sade gibi geliyor bana yani. Tavukluyu pek beğenmiyorum yani. Köriliği hiç sevmiyorum. Köriliği yiyemiyorum. Spesiyel en sevdiğim bu da arası yani. Hani bu olsa da olur, olmasa da olur gibi benim için ama noodle'ları yiyeceğiz yani. Abi efsane güzel. Neyse. Annem bu noodle olayına hiç sıcak bakmıyor. Çok iğrenç bir şey olduğunu düşünüyor. Yani iğrenç derken iğrençten kastım. İlk olarak nimeti iğrenç denmez, bunun için özür dilerim ama sağlıksız buluyor ve asla aldığımda olumlu bir tepki vermiyor. Bir kere 6 paket almıştım. Bir hafta içerisinde hepsini yiyince dayak yedim bir de üstüne. Yani öyle bir şey oldu. Neyse şimdi ben bunu video izleyerek yiyeceğim. Ondan sonra da matematik tekrarına bakmak istiyorum. Biyoloji bitti okey ama yani geride matematik var, ona da bakayım. Bu arada dışarıda bayağı bir dolaştım. Ayrıca falan gittim arkadaşımla. Biraz gıybet falan filan yaptık. Öyle. Şimdi bunu yiyeceğim. Sonra görüşürüz.
İnanılmaz bir şey. Doymadım yani, doymadım. Doymadığımı söyleyeyim. Pilav falan vardı galiba. Yeni yapmıştı. Onlardan yiyeyim biraz. Çünkü bu beni doyurmadı. Sağlıksız besleniyoruz ama olsun. Wow, karanlık. Aa, annem oturuyormuş. İş yapmıyor zaten, bütün gün oturuyor. Kim o kız? Kim? Yalan şu, annem bütün gün oturuyor diyor. Video çekiyor. Kim o kız? Yürü git gerizekalı. Ya yürü git ya. Hadi ya yürü git ya. Ya yürü git. Yürü. Tamam yürüyorum, sen bilirsin. Hani benim karnım acıktığını yiyebilirim. Beni ilgilendirmez. What? What the fuck? Et yemeyeceğim. Et hiç beğenmemiştim. Anne bu çorbayı yani bir zahmet kapatayım. Pilav mı? Anne bezelye diyorum. Fasulyeyi bana şey yapar mısın? İster misin? Tamam, mercimeğe oraya koyduk. Hani o zaman ben ısıtmış oluyorum. O zaman ben ısıtmış oluyorum. Abi siz burada durursanız zaten ben Einstein olurum yani. Cidden. Ya saçma ben. Oradaki patatesli olanı. Anne şey pilavımı koy. Koyarsan iki gözüm çıksın. Tövbe de, çünkü onu koymazsan yemem. Tövbe de demeyeceğim. Çıksın da sen de bana ileride gezemezsin. Gezince bakarsın daha iyi. Yanında tadı olursun. Koyayım da gözümde çıksın. Tövbe de. Yok, tövbe demeyeceğim. Evlendiğin zaman bana bakarsın. Yani tövbe demezsen ölümü, tövbe demezsen ölümü gör. Anne tövbe demezsen ölümü gör. Anne ne? Demezsen sen misin? Tövbe demedin. Ne güzel işler. Erkenden gideceğim. Ya erkenden ben gidiyorum. Rahmetli ben olacağım. Ben gidiyorum erkenden. Niye sen olacaksın? Gideceğim, ben gideceğim. Tövbe demezsen ölümü gör dedim. Tövbe. Aferin. Makineye koyuyorsun. Ya ben sana kaptım. Apiku. Bara 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 bara. Şaku. Şaku. Para pip 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 pip. Arkadaşlar, Begüt'ün günün sonuna geldik ve ben matematiği yapamadan günü kapatıyorum. Maalesef hedefime ulaşamadım. Şöyle. Herkese günaydın. Aslında günaydınlık bir tarafı kaldı mı bilmiyorum. Çünkü şu an saat bayağı geç. Tam olarak kaç olduğunu bilmiyorum ama 11'i geçmiştir diye tahmin ediyorum. Tam da kesin olarak dediğim gibi saati bilmiyorum. Neyse. Ben uyanalı bayağı oldu. 7:18 geçe uyandım. Yani dün de 7 geçe mi 7:08 geçe mi ne uyanmıştım. Yani artık alarmsız bile otomatikman uyanıyorum. Ne demeye çalıştım? Neyse öyle yani. Matematik çalışacaktım. Şimdi biraz başlasam mı diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Bir de benim test kitabı almam lazım. Bayağı bir almam lazım. Hiçbir dersten şu anki test kitabım yok. Sadece bir tane var. Bir dakika. Fizik var. Biyoloji var. Ama bunlar böyle hani bana verilenler. Yani benim almadıklarım. Bir de tüm ders vermiş biri. İşte İngilizce notum uçuyor. Camda uçuyor. Çünkü rüzgar esiyor. Neyse. Tüm dersler falan var. Öyle yani. Hani onun dışında böyle girip kendim özel olarak aldığım şu anda hiç yok. Bir gidip kitap almam lazım. Pazartesi yani yarın hava iyi olursa yarın gider okulun köşesinde bir tane kırtasiye var. Konsiyonu. O kırtasiyeden alışveriş yapabilirim. Hava güzel olursa. Yani bir şey söyleyeyim mi? Güzel mi? Hiçbir şey yok. Ben mesela bilmiyordum. O gam göster. Bu Ayçin. Adı ne bunun? Ya yerim ben. Ada. Dum dum dum.
Vallahi o neden sonu da var. Şeyin Öznur'un işte şeyler. Ake. Ata. Ata. Kalem. Ama. Ama. Ya ben seni yerim. Ya ben seni yerim. Ya bu kadar akıllı bir çocuk ben hayatımda tanımıyorum ya. Sen anne karnından Türkçe bilerek mi öğrendin? Aa. Bu kim? Sen misin o? Ya. Ya çok tatlı. Onu vereyim mi sana? Ah. Ok. Okay. Günaydın herkese. Bugün günlerden 6 Ekim. Videoyu normalde editledim. Yüklemeye de koyuyordum. Ama sonrasında bir şeyi göstermeyi unuttuğumu fark ettim. Size geçenlerde aldığım 3 kitabı gösterecektim. Ama unutmuşum. O yüzden böyle araya kaynak yapıp göstermeye karar verdim. Bu arada ayım intihar etmiş. Bu göstereceğim 3 kitap Köşegen Yayınları'na ait. Zaten şimdi içlerini de size göstereceğim. Ondan sonra zaten videonun sonuna geliyoruz. O zaman göstereyim. Göstereceğim kitaplar bu üçü. Biri özellikle sözelcilerin yani TS ve TM'lerin bence alması gereken kitaplar. 9, 10, 11 ve 12 sınıflarını özel olarak hani kendileri yapmışlar. Çıkmış sorulara vesaire nitelik olarak şey yapmışlar. Konu anlatımlı edebiyat dünyası. Şöyle bütün her konudan eser özetlerinden divan edebiyatı falan var. Cumhuriyet dönemi var. Vesaire vesaire. Ben pek sözelci değilim ama yine de bizim gördüğümüz, şu anda gördüğümüz konular da var içlerinde. Şöyle. Hatta biz şu an İslamiyet öncesi Türk edebiyatındayız sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Böyle. Edebi metinler geçen sene gördüklerimizdi. Hatta neredeyse her sene gördüklerimizdi. Şiir türleri de yine geçen sene görmüştük. Her sınıf bütün edebiyat konuları var içerisinde. Sonra matematik, TYT, babaları, soru bankası var. TYT ile kalmamışlar. Bir de ters çevirince AYT oluyor. İşte integral var, trigonometre var. Ben de pek bu tarz konuları bilmiyorum çünkü daha geçmedik. Türev vesaire var. Onun dışında TYT'ye döndüğümüzde de şöyle zaten kitap ters dönüyor kendiliğinden. Polinomor var. Hiç görmedim. Şu an olduğumuz konu bu mesela. Permütasyon, kombinasyon. Biz de bunları işliyoruz ama sanırım bu kadar gelişmedik. Ama mesela şu soruları çözebilirim. Bir de matematik. Bende soru bankası 9. sınıf olanı var. Normalde biz de geçen sene şurada görüyorsunuz 9. sınıf fizik kitabını kullanıyorduk Köşegen Yayınları'nın. Normalde ben bu kitabın 10. sınıf olanını istedim. 10. sınıf olduğum için. Ama ben istediğim zaman yani yaklaşık 2 hafta önce vesaire yani yaklaşık 2 hafta önce daha basılmadığını söylediler. O yüzden bana 9. sınıf kitabını göndermek zorunda kaldılar. Ama benim için sıkıntı değildi. Sonuç olarak üniversite sınavına hazırlanırken tekrardan 9'u çalışacağım. O yüzden hani yanımda yeni bir kitap olması benim için iyi oldu açıkçası. Burada işte mantık var, üçgenler var. İşte bildiğiniz 9. sınıf konularının hepsi var. Göstereceğim kitaplar bu kadardı. Dediğim gibi isterseniz bakabilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmayayım. Siz videoya devam edin. Sonra ben bunu editleyeceğim, yükleyeceğim. Ve umarım pazartesi şu anda saat 6.30'da yüklenmiş olur ve izliyor olursunuz. Sizleri seviyorum. O zaman devam edin. Ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Editi yaptım. Hoşuma da gitti video. Zaten 20 dakika olmuş. Dedim Sıla daha fazla uzatma. Yeter bu kadar. Hem zaten bugün akşamda sadece yaparsam bu matematik tekrarının o videonun devamını izlerim. O kadar yapmazsam da direkt zaten bu şekilde duşa falan girer yatarım diye düşünüyorum. Bu arada burnumla hafif biraz uğraştım. O yüzden böyle kızardı. Kötü görüntü için kusura bakmayın. Efendim! Şimdi biz zaten yemek yiyeceğiz. Sizleri seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Adım Sila Tombul 3 Leyle. Aynı zamanda ders çalışma günlüklerinin devamı gelecek. Beklemede kalın. Sizleri seviyorum. Bu arada bu bir ders çalışma günlüğü değildi. Yani normalde böyle çekmeyeceğim. Bir haftalık çekeceğim eski rutinimde gibi. Ama bu böyle vlog artı benimle bir gün, iki gün artı ders çalışma günü gibi bir şey oldu. Böyle değişik bir şey, ortaya karışık bir şey yaptım. Hoşunuza gitmiştir umarım. Neyse o zaman like ve esirgemeyin. Bu videoya 5000, 4000, 3000 artık gönlünüzden ne koparsa like sayısını bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.